Canlarım merhabalar. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ne yaptık? Bugün Özdebir'in TYT denemesini çözeceğiz arkadaşlarım. Anketlerde bu çıktı. Hocam TYT denemesini bir halledelim. Dedim tamam halledelim. Bir de yorum istemiştiniz. 3-4-5 Türkiye geneli denemesiyle Özdebir'in Türkiye geneli denemesi arasındaki matematik yorumu. Bunu çözdükten sonra ara ara söyleyeceğim yani. Yani yakın denemeler olmuş. Belki bir tık matematiği daha zordu 3-4-5'in. Bunu da bence yaptığınızı düşünüyorum. İnşallah yapmışsınızdır. Güzel sonuçlar almışsınızdır arkadaşlar. Sorularda dediğim gibi işlem hatası falan yapabilirim. Bakın şu an saat gece 2.30. Yani boşluğumda ancak çözüyorum arkadaşlar. Bugün de Beşiktaş yendiği için mutluyum. Dedim şöyle bir güzel bir şey yapayım. Hadi çok konuşmadan başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Diyor ki birinci sorumuzda bize diyor ki içinde diyor özdeş kibrit çöpleri bulunan bir kutudaki kibritlerin 1/6 biri alınıyor. Alınan bu kibrit çöplerinin tamamı tamamıyla her bir kenarına bir kibrit çöpü konularak oluşturulan sekizgende verilmiştir. Şimdi sekizgeni 8 kibrit çöpüyle oluşturmuşum değil mi? 1/6 birini almışım. Yani şey desem 6 kere 8 kaç arkadaşlar? 48 değil mi? Dedim kendi kendime 48 tane kibrit olsun. Tamam mı? Kendi kendime 48 tane kibrit olursa ben bir sekizgen yapmak için 8 tane kibrit alırsam 40 tane kibrit mi kalır? 40 kibrit kaldı. Okey. Sonra diyor ki kutuda kalan kibrit çöplerinin yani 40'ın kaç katı kadar kibrit kullanılarak yani 40'ın x katı kadar kibrit kullanılarak her bir kenarında bir kibrit çöpünün olduğu ve ortak kenarı olmayan iki tane beşgen oluşturabilir. Arkadaşlar ortak kenarı olmayacaksa iki tane beşgen oluşturacaksam benim 10 tane kibrit çöpüne ihtiyacım var. Bunu niye dedi? Ortak kenarı olursa mesela bir ortak kenarı olsaydı 9 tane kibrit çöpüne ihtiyacım olacaktı. Ama ikisi ortak kenarı olmadığı için 10 çöpe lazım. Ön çöpe ne ya? 10 çöp lazım. O zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? 10'a eşit olur diyeceksiniz. Yani her tarafı 40'a bölerseniz minnoşlarım. 40'a bölerseniz ne oldu? X dediğimiz şey 1/4. Yani doğru cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Haydi devam. Evet geldik 2'ye. Ne diyor? Bir mum 10'da yakıldıktan sonra 10-20 ve 10-35'te gösterilmiştir. Şimdi değişimi doğrusal dediğine göre arkadaşlarım. Hemen bakalım. 10-20'den 10-35'e arkadaşlar kaç dakika var? 15 dakika değil mi? Peki 15 dakikadaki değişim nedir arkadaşlarım? Değişim nedir? 11,2'den 7,6'yı çıkartırsanız arkadaşlar 3,6 mı kalır? Heh, yani 15 dakikada ne olmuş arkadaşlar? 3,6'lık bir değişim olmuş değil mi? Değişim. Peki canikolar biz ne biliyoruz? 1 dakikada 15'e bölerseniz arkadaşlarım 0,24'lük değişim vardır. Azalma ya da artma. Sıkıntı yok. Bir dakikada değil mi? Bize neyi soruyor arkadaşlar? Buradan buraya 20 dakika değişmemiş mi? O zaman 20 dakikada çarpın 20 ile arkadaşlarım 4,8'lik değişim değil mi? Bu nasıl bir de? Değişim. Canlarım 11,2 idi. Demek ki 4,8 ne yapacak? Artacaktır. Doğru mu? O zaman 4,8 arttığı zaman 11,2 ile 4,8'i topladığım zaman ne çıkmasını beklersiniz arkadaşlar? Zaten şurası 15, burada da 1 var. 16 çıkmasını beklersiniz. Doğru cevap Denizli. Evet, ne diyor canlarım? Yapılması planlanan park sayısı ve parkları gösterilmiştir. Bu 3 ilin her biri için planlanan parktaki toplam salıncak sayıları birbirine eşitmiş. Toplamlar eşitse arkadaşlar. Şu nedir arkadaşlarım? 2 çarpı 3 müdür? Ben bunun yerine toplam salıncak sayısı parkta
planlanan park sayısı, her parka konulacak salınacak sayısı. Ben bu ikisini çarparsam 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 5 midir abicim? Yani bu benim toplamım değil mi? Toplam. Güzel. Peki canlar, hepsinde de ne olması lazım? Toplam aynı olması için. Şurası 8'i sildim, 2 üzeri 3 yazdım daha güzel olsun diye. Hepsinde toplam aynı olduğu için arkadaşlar, buraya ben ne yazmam lazım? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 yazmam lazım ki bunu çarptığım zaman 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 2'yi çarptım, 2 üzeri 6. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 2'yi çarptım, 3 üzeri 5. Oh mis. Tamam, bunları yazdık mı? Yazdık acı. Hatta buraya ne yazacağımızı bile biliyorum ben, değil mi? Hatta buraya ne yazacağız? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 5. Neden acı? Ben bununla bunu çarptığım zaman bu olmasını istiyorum. Burada 2 üzeri 3 varsa burada da 2 üzeri 3 olsun ki tabanlar aynı iken üstler toplansın, 3 3 daha 6 olsun. Burada 3 üzeri 5 yok. Pardon, burada yok. Burada olması lazım ki çarptığın zaman bu. Bakın, çarptığın zaman hepsi aynı şu an. Hepsi buna eşit. Gördünüz mü abicim? Tamam, mis. Şimdi soruyu okuyabiliriz. Diyor ki eşit yaptık. C ilinde her bir parkta konulacak salıncak sayısı, yani C ilinde her bir parkta konulacak salıncak sayısı ne? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2, değil mi? B ilinde olsaydı B ili için planlanan parklarda toplam kaç salıncak olurdu? Arkadaşlar, 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 B ilinde olsaydı, yani şurada bu burada olsaydı diyor. Yani o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Burada olsaydı, siz bunu ne yapmanız lazımdı canikolarım? Toplamda ne olması gerekiyordu? O zaman 2 üzeri C ilinde her bir parkta konulacak salıncak sayısı, evet, B ilinde olsaydı B ili için planlanan parklarda toplam kaç salıncak olurdu? Oha, doğru. O zaman B bununla bunu ne yapmamız lazım? Bizim çarpmamız lazım ki toplam kaç salıncak olduğunu görelim. O zaman ne diyeceksiniz? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 5, değil mi? Şununla şunu çarptık. Ne etti arkadaşlarım? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7. Yani doğru cevabımız Bursa canlarım. Evet, ne diyor canikolar? Tahlil sonuçları verilmiş. Alınan sonuç değeri referans aralığının değerinden daha büyük ise bu sembol, daha küçük ise bu sembol kullanılarak belirtilmiştir diyor. Okey. O zaman canlarım, bu daha küçükse kesinlikle buradan bildiğim bir şey var ki, demek ki A şu aralıktan da küçük, yani A küçüktür. Ne? 12,3. Tamam. Bu cepte. Sonra ne biliyoruz arkadaşlar? B demek ki %100 bu aralıktaki hiçbir sembol koymamışlar. B dediğim şey 6 ile 8,5 arasında. Güzel. A dediğim şey neymiş arkadaşlar? Bu aralıktan büyük olduğuna göre demek ki A dediğim şey kesinlikle 5,5'tan büyük. Demek ki A dediğim şey de neyle ne arasında arkadaşlar? 5,5 ile 12,3 arasında. Bana bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. Toplayalım abicim. Topladığım zaman şurası kaç etti arkadaşlar? 11,5. Burası A artı B. Burası da 20,8 mi etti? 20,8, 11,5 A artı B. Doğru cevap Adana. Geldik 5'e. Ne diyor? Bir miktar suyu tamama eşit miktarlarda olan su alan 6 bardağı her bir bardakta eşit miktarda su olacak şekilde konulursa bir bardağın içine konan su miktarı kök x gram. Arkadaşlar, bir bardağın içine konan su miktarı kök x ise 6 bardaktan söz ediyorsam toplam su dediğim şey 6 kök x'tir. Doğru mu abicim? Tamam. Eğer diyor bu bardaklardan 8 tanesini her bir bardağa eşit miktarda su olacak şekilde koyulursa diyor,
eşit miktarda su olacak şekilde bu suyun tamamı konsa bir bardağın içinde konan su miktarı şu kadar gram oluyor. Aa, o zaman demek ki yine suyun tamamı 8 tane x eksi 7 değil midir? Bu ikisi de toplam su değil midir? Demek ki bunlar birbirine eşit. O zaman şunu 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3. Yani 3 kök x eşittir 4 kök x eksi 7. Doğru mu abicim? Tamam. Her iki tarafın neyini alalım? Karesini alalım mı abicim? 9x eşittir 16 çarpı x eksi 7. Bunu içeri doğru dağıtalım. Ne etti canikolar? Hop. 9x eşittir 16x eksi kaç? 16 çarpı 7'den 112 midir arkadaşlarım? Evet, 112. Ne etti burası? Şunu şuraya attım, şunu şuraya attım. 16x'ten 9x giderse 7x mi kaldı arkadaşlarım? 7x 112'ye eşitse x dediğimiz şeyin 16 olduğunu buluruz. Doğru cevap Ceyhan canlarım. Evet, ne diyor Canikolar? Diyor ki bana toplama, çıkarma, çarpma işlemleri kutuya farklı işlem gelecek şekilde bütün eşitlikler sağlanmış. E şimdi arkadaşlar, kurban olduklarım. Şimdi 7'yi bir şeyle çarparsan 20 olmaz. 7'den bir şeyi çıkarırsan 20 olmaz. Demek ki 7 ile bir şeyi toplayacaksın. Demek ki bu da 13. Seve seve. Bak mis gibi bulduk bunu. Şimdi burada artı olduğu için burada ya çıkarma ya da çarpma olacak. E 30'la neyi çarparsan 20 olur hacı. Demek ki burada eksi olacak. Burası 10. Oh. Demek ki burada çarpı olacak. Burası 2 mi oluyor? Aynen öyle. E neyi oldu canlarım? 2, 10 ve 13. Yani toplam 25 mi etti arkadaşlar? Doğru cevap Edirne. Evet, bize bir şey tanımlamış fark ettiyseniz bu sembolü görürsen x tam sayısının en büyük asal çarpanını göstermektedir. Fark ettiyseniz 60 dediğimiz şey en büyük asal çarpanı şudur. Niye? Bu 6 çarpı 10 yani 6 dediğim şey 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5'ten fark ettiyseniz 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 en büyük 5 hop 5'e eşitmiş. Tamam, o zaman yapalım canlarım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bak. Bu 2 çarpı 5 olduğu için bu 5. Bu 3 çarpı 5 olduğu için bu 5. 5, 5 daha 10. Doğru. 1 doğru. Bu diyor x diyor. Burada diyor 2 çarpı x. Arkadaşlar bu zaten en küçük asal değil mi? Mesela bu 10 olduğunu düşünün. Burası 20 olur artık değil mi? 20'nin en büyük asalı yine buradaki x sayısıyla alakalı değil midir canlarım? Yani benim bu en küçük asal olduğu için her türlü burada 2 de olsa, 2 de olsa bu 2 yani şunun ikisi. Bununca sonucu 2 çıkacaktır. Şuraya ben 2 koyarsam 4. Bunun 4'ün en büyük asalı yine 2'dir. 2 2'ye eşittir mesela. Anlatabildim mi? Mesela ne diyelim? 5 diyelim. 5'in en büyük asalı 5'tir. Doğru mu? 2 çarpı 5 10 mu? E 10'un en büyük asalı, bak burada da gösterdim, o da 5. Yani bu en küçük asal olduğu için her türlü cevap x'in asalı olacaktır zaten. Daha büyüğü asalı. E o yüzden demek ki 2 de doğru. Ama 3'e baktığınız zaman buranın en büyük asalı 3, buranın en büyük asalı 5, buranın da en büyük asalı 5 arkadaşlar. Niye? Çünkü bu 8 çarpı 5'tir. 8 dediğim şey 2 üzeri 3 çarpı 5'tir. Burada asal 2, burada asal 5. Demek ki en büyük asal 5. E 5, 5'ten küçük değil. O yüzden 3 yanlış. 1, 2 benim cevabım. Doğru cevap Ceyhan. Ne diyor Canikolar 8. soruda? Ahmet, Mehmet, Taner yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ahmet ile Taner'in yaşları toplamı tektir. Yani Ahmet var, Taner var, Taner'imiz var. Yaşları toplamı tek. Yani seve seve ya bu çift bu tek ya bu tek bu çift. Doğru mu arkadaşlar? Bu Allah'ın emri. Okey. Diyor ki Mehmet diyor Taner'den 6 yıl önce doğmuştur. Demek ki Mehmet'in yaşı Taner'den 6 fazla. Doğru mu arkadaşlarım?
Güzel. Şimdi gel bakalım. Ahmet'in yaşı çift sayıdır diyor. Şimdi Ahmet çift de olabilir, tek de olabilir. Yani burada bir bilgim yok ki benim. Değil mi? Yani bir bilgim yok. Kesin bir bilgi yoktur. Ahmet ile Mehmet'in yaşları farkı tek sayıdır. Şimdi Ahmet ile Mehmet'in yaşları farkına bakalım. Şimdi Mehmet'in T artı 6 olduğunu biliyorum. Gel buraya. Pardon. Şunu şuraya atalım. M eksi 6 eşittir. Şey mi? Taner mi? Taner gördüğümüz yere M eksi 6 yazarsam. Yani A artı M eksi 6. Tek midir arkadaşlarım? Ya şurası çift midir canlarım? Demek ki burası kesinlikle ne olması lazım? Tek. Tekten çift çıkarsa şey, tektir. Yani Ahmet'le Mehmet'in, Ahmet değil mi bu? Ahmet Mehmet. Ahmet'le Mehmet'in yaşları toplamı tek sayıdır. Yaşları toplamı tek sayıysa yaşları farkı da tek sayıdır. Bu kesinlikle doğrudur. Taner'in yaşı tek ise Ahmet'in yaşı çifttir. Bu da %100 doğrudur. Taner'in yaşı tek ise Ahmet'in yaşı çift olmak zorundadır arkadaşlar. 3 de doğru. Yani 2 ve 3 doğru cevap Edirne. Evet. Ne diyor 9'da canikolar? A ve B birer tam sayıymış. Boyların uzunlukları her birinin altında yazan 4 tahta boylarıyla kıyaslanacak şekilde yanda gösterilmiştir. Bu tahtalardan ikisinin boyları eşit olduğuna göre, şu ikisinin boyları eşit olduğuna göre hangisi olabilir? Evet. Şimdi bak. Hacı. Bir kere ne biliyorsun? Şunu biliyorsun. Gel şurada yapalım. Bak bununla bu eşitse ben buradan bulabilirim. Mutlak değer A artı 3 eşitmiş. Mutlak değer A eksi 7'ye. Arkadaşlar iki tane mutlak değerli ifade birbirine eşitse ya A artı 3 eşittir A eksi 7 ya da A artı 3 eşittir eksi A artı 7'dir. Doğru mu? Öbürünün eksilisine. Buradan zaten bir sonuç gelmez. A'ya eşit götürdü birbirini. Buradan ne gelir arkadaşlarım? Bunu buraya attım. 2A. Bunu buraya attım. 4. A buradan 2 geldi. Doğru mu? Heh, bu cepte. Şimdi A2. A2 koyduğum zaman ne oldu arkadaşlarım? Şurası 5 oldu. 2 koyduğum zaman boyu 5 oldu. Şimdi seve seve bildiğim bir şey var ki. Ne biliyoruz kesinlikle? 2A-B mutlak değer içinde 5'ten küçük. Doğru mu arkadaşlar? %100. 5'ten küçük. 2a demek 2a'yı 2 bulmamış mıydık? 2 kere 2'den 4. Yani 4 eksi b mutlak değer içinde 5'ten küçükse aslında bu 4 eksi b eksi 5 ile 5 arasındadır. Canikola her taraf eksi 4 eklersem her tarafa şurası eksi 9. Doğru mu? Şurası gitti eksi b, şurası eksi 4 ekledim eksi 1, doğru mu abicim? Eksi ile bir de çarparsam 1 küçüktür b küçüktür 9 mu oldu arkadaşlarım? Yani eksi 4 ekledim, şurası eksi 4 ekleyince 5 1 oldu, burası eksi 1 oldu, doğru mu arkadaşlarım? Eksi 4 ekledim. Niye? Buradaki 4'ü yok etmek için. Eksi 4 eklersem eksi 9. Eksi 4 eklersem 1. Şimdi eksi ile çarparsam. Eksi 1 burada. Artı 9 burada. Bu oluştu. Tamam. Yani benim B burada bir yerde. Zaten arkadaşlar şey olamaz. Eksi 5, eksi 7 olamaz. 10 da olamaz. Şimdi 4 mü 8 mi? Canlarım siz 4 koyarsanız bu ne olur? B yerine 4 koyarsan burası hiçbir şey olmaz değil mi? Sıfır olur hatta. Zaten siz B yerine hatta şöyle söyleyeyim. B yerine 4 koyarsan arkadaşlar bu 5 bu 4 nasıl olabilir? Demek ki B dediğim şey garanti 8 olması lazım ki yani olabilir bu şıklardan arasından. 4 olursa bu 4 bu 5 nasıl olsun? Bu daha büyük değil mi? O yüzden bu değil. Yani 8 olabilirmiş şıklar arasından. Doğru cevap Denizli. Evet geldik ona. Ne diyor? Öğrenci biletinin 20 TL tam biletin 45 TL olduğu bir sinema salonunun 2 günlük toplam bilet hasılatları gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar 800 TL'ymiş. Bak bir kere zaten öğrenci bileti 20 TL ise bana ne diyor? Bu tabloyu dolduran görevli iki değeri girerken bunları koymuş. Buna göre bu semboller yerine yazılabilecek sayılar toplamı en çok kaçtır?
Şimdi bu 20 TL olduğu için bu 20-20 artıyordur, değil mi? E bin, yani 1400 olabilir değil mi arkadaşlar burası? E 1400 olabildiği için yani 1420'ye bölündüğü için öyle söyleyeyim. 20'ye bölündüğü için burası 1400 olabilir. O yüzden öbür değer 1420, öbür değer 1440, öbür değer 1460, öbür değer 1480 olabilir. Başka da olmaz. 20-20 artıyor çünkü. Yani bunun yerine en fazla ne yazabilirmişiz? 8 yazabilirmişiz. Okey. Bunda hemfikiriz herhalde. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar, kurban olduklarım. 5 yıldız 4 5 değil mi? Ne diyor? Tam bilet 45 TL ise, şimdi burada değeri düşüneceğine hemen şunu akıl etmen lazım. Bu sayı %100 45'e bölünen bir sayı. 45'e bölünen bir sayı ne demektir arkadaşlar? 9 ve 5'e bölünecektir. E 5'e bölünüyor zaten. Yani bu sayının 9'a tam bölünmesi lazım. 9'a tam bölünmesi için rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olması lazım. 5, 4 daha 9, 5, 4 daha 9. Demek ki bu yıldız yerine 4 yazabilirim. Ya da 9 arttırın. Burası artık bir rakam olmaz. Yazamam. Yani buraya 8, buraya 4. 8 artı 4'ten 12 benim doğru cevabımdır arkadaşlar. Evet, geldik 11. sorumuza arkadaşlarım. Şimdi ne diyor? Şöyle 3 basamaklı doğal sayılardır diyor. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen ben şunu düşünüyorum. B'den 2 çıkmış, 9 kalmış. Bu 11 olması lazım. Bunun 11 olması için bunun 1 olması lazım ki 11 olsun buradan bir onluk alıp, değil mi canlarım? Yani şurada direkt B'ye 1 yazabilirim. Okey to. B'ye 1 yazdığım zaman burada artık 3 mü kaldı arkadaşlar? 3'ten bir şey çıkmış, 8 kalmış. Demek ki ne olması lazım arkadaşlar? Buradan bir onluk alıp 13 olacak. 13'ten 5 çıkacak, 8 kalacak. Doğru mu canlarım? Demek ki şurası da mı? Şurası da 5 değil mi? 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır, bu da 5. O zaman ama ne yaptık arkadaşlar? Şöyle bir şey mi oldu? 541 şu 5'ten ne çıkarsa bir, ama dikkat edin buradan bir onluk almıştık. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 3 çıkarsa bir kalır. Yani 352. Bakın bu işlemi yaparsanız arkadaşlarım 189'u göreceksiniz. Yani A dediğim şey 5. B dediğim şey ne? 1. C dediğim şey ne arkadaşlarım? 3. Toplarsak 8, 9. Doğru cevap Adana. Ne diyor 12'de Canikolar? Gittim bir su içtim geldim. Ağzıma da bir olips attım. Ancak böyle gidiyor arkadaşlar. Ne diyor? Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu, tepe değeri denir. Okey. Bunu biliyorduk zaten. Ama bak şu cümleler bizi ışığa götürdü. En çok tekrar eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin modu olabilir. Diyor ki dizide tekrar eden sayı yoksa, ya da diyor bütün terimlerin tekrar sayısı aynıysa, yani bütün terimler aynıysa dizinin modu yoktur. Okey. Ne diyor? 4, 6, 7, 3, A veri grubunun modu yoktur. Şimdi burada hepsi tekrar etmiyor. Hepsi farklı olduğu için seve seve A dediğim şey bu sayılardan farklı olması lazım. %100. O zaman gel alta. Yani A dediğim şey bunlardan farklı. 2, 4, A, 5, 6 veri grubunun modu B'dir. Şimdi hiçbiri tekrar etmiyor. Demek ki buraya yazacağım sayı bize modu ulaştıracak. Ben buradan ne anlarım? Mesela buraya 2 yazsam ne olacak arkadaşlar? 2, 2 olduğunda mod 2 olacak. Yani burada A ile B'nin eşit olduğunu takozladım ben. Anlatabildim mi? O zaman bak, burası mesela A 4 olamaz çünkü yukarıda var. A 6 olamaz, yukarıda var. Yani A ya 2, A ya da 5. Hemen buraya geldim. A, B, 5 veri grubunun modu yoktur. E şimdi bunlar farklı olmayacak. A ile B eşit olması lazım. Demek ki seve seve bu 5, 5, 5 ki veri grubunun modu yok. Demek ki
A ile B 5 5 demek ki 2 değil. O zaman 5 5 daha 10. Doğru cevap Ceyhan. Evet, geldik bir küme sorusuna. Ne diyor? A, B ve C Venn kümelerinin Venn şeması aşağıda gösterilmiştir. Buna göre diyor. B'nin C'den farkı. Bakın B kümesinin C kümesinden farkı. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bak böyle yapılıyor. Bak 4 5. 4 5. Hangilerinin elemanları sayısal değeri toplamı 9'dur. 9'dur. Bir doğru. Okeyse bunun esesini aldıysanız hemen siliyorum. Şimdi devam. Ne diyor bize? A'nın B birleşim C'den farkı. B birleşim C neresi arkadaşlar? B bu. B birleşim C buranın tamamı arkadaşlar. B birleşim C bu. B'nin diyor. B'nin diyor. Bir alırsam. B kümesinin B birleşim C kümesinde, pardon, B kümesinin, ben de onu arıyorum. Ne oluyor lan diyorum. A kümesinin B birleşim C'den farkı. A kümesi bu değil mi arkadaşlar? A kümesini gördük mü? Bak A kümesinin B birleşim C'den farkı 2 ve 3 mü arkadaşlarım? 2, 3 daha 9 değil. O yüzden 2 gitti. Üçüncü yargıya bakmak için bunun esesini aldıysanız şu an siliyorum. Sildim. Ne diyor canlarım? A kesişim C'nin B'den farkı. A kesişim C. Şurası mı arkadaşlarım? A kesişim C'nin bunun B kümesinden farkı. B kümesinden farkı. B kümesinden farkı neymiş arkadaşlarım? Bakın. A kesişim C. Fark B. Fark B ne demek arkadaşlar? Şurası değil midir arkadaşlarım? A kesişim C'nin B'den farkı. B'den farkı 1 ve 8'dir. 1, 8 daha da 9'dur. 1 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet, geldik mantık sorusuna. 14. soru. Ne diyor? Bir şeyler söylemiş, önermesi yanlış olduğuna göre. Zaten genelde İSEİ soruyorlar arkadaşlar. 3, 4, 5'in denemesini de koyarım buraya kartlara. Genelde İSEİ soruyorlar. Ne diyor? Önermesi yanlışsa. İSEİ'de neydi arkadaşlar? Doğru ise yanlış, yanlış. Diğer durumlarda doğrudur. Yani demek ki bu önerme doğru. Bu önerme yanlış. Diğer durumlarda doğru. O zaman P'nin değili doğruysa arkadaşlar P dediğim şey yanlıştır. Değil mi? Q veya R'nin değili yanlışsa veya da yanlış olması için ikisinin de yanlış olması lazım. Yani Q da yanlışmış. R'nin değili de yanlışmış. R'nin değili yanlışsa R dediğim şey doğruymuş. Ne dedim? Ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Şimdi R doğruysa R'ye odaklanıyorum. Ne diyor? Dilek ilk 5 kişinin ortasında ve yanında Celil var. Dilek. 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 Yanında Celil var mı? Yok. Eledim. Bu zaten gitti. Dileğin yanında Celil var mı? Var. Dileğin yanında bu zaten gitti. Dileğin yanında Celil var mı? Var. Güzel. Tamam. Buraya kadar doğru. Yani ya A ya C. Şimdi bakalım. Ne diyor Canikola? Diyor ki bana. Mesela P önermesi. Ali baştan, pardon, B önermesi yanlışmış. Ali sırada baştan ikinci sıradadır. Yani Ali baştan ikinci sıradaysa ben onu elerim. Bakalım. Değil değil. Tamam. Bundan bir şey çıkaramadık. Q ne diyor? Q da yanlış. Buse 5. sırada ise, sırada 5. ise Buse ile C'nin yan yanadır. Şimdi Buse
Beşinci sırada ise Buse ile Celil yan yanadır. Bu doğru değil ki. Bu yanlış bir önerme. O zaman benim bunu elemem lazım. Doğru cevabın Ceyhan olması lazım. Anlatabildim umarım. Haydi devam. Evet, geldik 15. soruya. Suyumdan bir yudum aldım. Şimdi ne diyor? A bir gerçel sayı olmak üzere. Diyor ki gerçel sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Şimdi canlarım bir kere şurada biz fx'i elde edebiliriz. Direkt bak gözünüz görsün. 2 katından 2 eksi 2 yazarsam x yerine hop fx'i elde ederim. Bakın x gördüğüm yere 2x eksi 2 yazarsam gelin yazalım. Bak şurada yazıyorum. Geri kaldırırım onu. X yerine 2x eksi 2 yazarsam 2x eksi 2 artı 2 bölü 2. Ana! Bak! Bu bunu götürdü. Ne kaldı? 2x bölü 2 kaldı. Yani o da x. Ana! Zaten fx elde etmek istiyordum. Mis. O zaman seve seve x gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 2x eksi 2 yazıyormuşum. Her yerde yazalım. Artık buraya yazdığım zaman üst tarafta yaptığım için burada fx elde ettim. Doğru mu? A x gördüğüm yere 2x eksi 2 yazacağım. Bölü ne diyecekse arkadaşlarım 3. Yani benim fx fonksiyonum a eksi 2x artı 2. Doğru mu arkadaşlar? Bölü 3. Bize ne diyor? FA artı 1, 1'miş. Yani x gördüğüm yere a artı 1 yazacağım. O zaman yazalım arkadaşlarım. FA artı 1 eşittir. X gördüğüm yere a artı 1 yazacağım. Artı 2. Doğru mu canlarım? Bölü 3. Burası zaten 1'di. 1 eşittir. A şurası eksi 2a eksi 2. Bu nasıl bir uzadı vallahi hop. Eksi 2 değil mi? Eksi 2a eksi 2 artı 2 bölü 3. 3 kere birden 3. 3 eşittir. Ne diyeceğiz abicim şimdi? Şunla şu gitti mi? Ne kaldı burada? Eksi a mı kaldı? Yani a dediğim şeyin eksi 3 olduğunu gördünüz. Doğru cevap Bursa canları. Evet. Bir fonksiyon toplam işlemleriyle dolu bir fonksiyon sorusu. Gelin bakalım. Şimdi g eksi f eksi 1. Yani şurada bir şunu biliyor muyuz canlarım? G eksi 1 eksi f eksi 1 bölü g 0. Bunu soruyor mis. O zaman cani kolay. Şimdi ben neler biliyorum? Gelin onları bir yazalım. Bir kere bildiğim bir şey var ki arkadaşlar. Şu benim bir f fonksiyonum. Hop. Hop. Doğru mu? F fonksiyonu ve f artı g fonksiyonunda eksi 1 hep 2'ymiş. Allah mis. O zaman sırayla yazalım. İlk önce f artı g'ye bakayım. Hadi şu maviyi gördünüz mü arkadaşlar? Şu maviyi. Heh. Mavide eksi 1 koyunca 2 çıkıyormuş. Mavi bu mu? Yani f eksi 1 artı g eksi 1 2'ymiş. Güzel. Şu bordoya bakın. Bu bordoya bakın. Bordoda f fonksiyonu değil mi? Eksi 1 koyunca yine 2 çıkıyormuş. Yani f eksi 1 2'ymiş. Yani g eksi 1'in buradan 0 olduğunu gördünüz değil mi? Bu 2 ise bu 0'dır. Doğru mu canlarım? Güzel. Şimdi bir de isterseniz şu f artı g fonksiyonunda şu mavide 0 koyunca 3 mü çıkıyormuş arkadaşlarım? O zaman haydi bismillah. F0 artı G0 3'müş. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. F0 zaten nedir arkadaşlar? F0 0'dır.
Şu bordoya bakın. Bu sıfırdan geçmemiş mi arkadaşlar? F0 sıfırmış. Yani G0 3'müş. O zaman bence her şeyi bulduk. Doğru mu? Kırmızıyı alayım. G-1. G-1 sıfırmış arkadaşlar. Sıfır eksi. F-1 2'ymiş. Bölü G0 da 3'müş. Yani cevabımız eksi 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet. Kurulacak bir dernek için yaşları birbirine eşit kadınlar ve yine yaşları birbirine eşit erkeklerden oluşan bir gruptan sırayla üyeler seçilecektir. Önce 20 tane kadın üye seçildikten sonra 30 tane erkek üye seçiliyor. Bu seçim yapılırken seçilen ilk 30 kişinin yaşları toplamı son seçilen 35 kişinin yaşları toplamına eşittir. Şimdi arkadaşlar yani ben bu soruya bakarken ilk şunu düşündüm. Yani keşke ne bileyim yorumlara yazarsınız. Hani 50 kişi seçiliyor dese daha güzel bir soru, daha tam kapalı bir soru olurdu arkadaşlar. Yani tam açık bir soru olurdu. Yani şu an buradan anlıyorum sadece 20 kişi, 30 kişi, kisi ne ya? Toplamda 50 kişi seçiyorlarmış diye düşünüyoruz. Böyle yola çıkıp yapıyoruz. O zaman hadi seçelim. Şimdi bu seçim yapılırken ilk 30 kişinin yaşları toplamı. Şimdi canik olay. İlk önce kadınların yaşlarına ben X desem, değil mi? Erkeklerin yaşlarına da Y desem. İlk önce 20 tane kadın seçtim. 20x. Sonra ilk 30 kişi seçiyoruz ya. 30 kişinin yaşları toplamı. Yani 10 tane de erkek seçtim. Yani şu an 30 kişi, 30 kişi, Allah Allah. 30 kişi seçtim mi abi? Seçtim. Eşitmiş. Yaşları bu muymuş toplam yaşı? Okey. Son seçilen 35 kişi. Arkadaşlar son seçilen 35 kişi. Şimdi 30 kişi seçtikten sonra artık 35 kişi seçeceğim değil mi? Ben ilk 30'u seçtikten sonra 20 kişi mi kalıyor arkadaşlar? Değil mi? O zaman ne kaldı? Ne kaldı? 5. 5 tane kadın seçeceğim. Doğru mudur? Son 35. Son 35'e baktığın zaman arkadaşlar ne vardır? 15 seçtin, değil mi? 15'ten sonra 50 kişi seçtiğini düşünürsen sonra 35 kişi daha seçeceksin. Şimdi 15'i seçtikten sonra ilk 20 kadın olmuyor muydu? Yani şurada 5 tane X var. Doğru mu arkadaşlar? İlk 20 kadındı. Geri kalan 30 tanesi de erkek olması lazım. Yani ne oldu? 5 tane kadın. Son 35 bu. İlk şöyle söyleyeyim. İlk 15, son 35, ilk 20'ye kadar kadındı. Yani burada 5 tane daha kadın var. 30 tane de erkek var. 30'ye. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şunu şuraya attım, şunu şuraya attım. Şunu şuraya attığım zaman 15x mi geldi canlarım? Bunu buraya attığım zaman 20y mi geldi arkadaşlarım? Ne oldu? Neyi soruyor bana? Kadın üyenin erkek üyenin yaşına oranı. Yani x bölü y'yi mi soruyor? X bölü y'yi soruyorsa y buraya, 15 buraya, 20 bölü 15. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. Yani benim doğru cevabım Edirne 4 bölü 3. Evet, ne diyor? İçlerinde ve üzerinde yazan sayı kadar mavi bilye olan 4 kap aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi bu kaplar A, B, C ve D harfleri kullanılarak rastgele isimlendiriliyor. Daha sonra her bir kabın içinde belli miktarlarda sarı bilye konulduğunda kaplardaki toplam bilye sayıların eşitlendiği görülüyor. Okey, anladım. Şimdi A kabına konan sarı bilye sayısı B kabına konan sarı bilye sayısının iki katı. O zaman şunları bir yazalım. A, B, C ve D var. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi düşünelim. Bir kere zaten %100 yani ne diyor arkadaşlar? C ve D
yani eşit sarı bilye buraya da koyacağım, buraya koyacağım. Öbürlerine eşit olacak ya. O yüzden %100 ya bu C bu D ya bu D bu C. Yani her türlü bu C bu D. Yani şu an ben sadece neyi biliyorum? B ile A hangisi? Onu bilmiyorum. Tamam. Onu da bu cümleden anlayacağız. Şimdi canik olarak A kabına konan sarı bilye sayısı B kabına konan sarı bilye sayısının iki katı. Yani ben B kabına x tane bilye koyarsam buraya 2x tane koyarım. Diyor ki bana C kabına konan sarı bilye sayısının yarısı olduğuna göre. C kabına konan sarı bilye sayısının yarısı ne demek arkadaşlar? C kabına konan sarı bilye sayısının yarısı 4x olduğuna göre. O zaman bunun yarısı 2x, o yüzden böyle. Demiştim yani fazla ekliyorum. Fazla eklediğim zaman C olacak. Yani aza fazla eklersem bunlar birbirine eşit olacak. Öyle söyleyeyim size. Azdan az, çoktan çok gider falan gibi düşünebilirsiniz. Bakayım, düşüneyim. Olabilir. O zaman bu da 4x olması lazım. Yani C ve D'nin bu olduğunu zaten demiştim size. Güzel. Bu 4x, bu 4x. Yani şu cümleden sonra anladım ben bunu. Tamam mı? C kabına olan sarı bilye sayısının yarısı kadar olduğunu görüyor. O yüzden buraya 4x dediğim zaman buraya fazla koymuşum. Fazla koyduğum için, bunlar az olduğu için demek ki buralara koyacağım. Okey. O zaman D'ye de 4x demişiz. B'ye x, demek ki bu B. Bu da A. Okey to. Hani bu daha fazla ya, daha az koyup sarı bilye koyup eşitlemişim. Heh, şükür Allah'a. O yüzden şu an bitti. Ne kaplarda toplam kaç sarı bilye konmuştur? Şimdi ilk önce arkadaşlar ben şunu bilmem lazım. Ne? 8 vardı mesela. 4x ekledim. 8 artı 4x oldu. Neye eşit arkadaşlar? 14 vardı mesela. Ne eklemişim? 2x eklemişim, değil mi? 14 artı 2x'e eşit. Buradan ne bulursunuz arkadaşlarım? X'i 3 mü buluruz? Buradan x 3 çıkıyorsa kaç tane sarı bilye? 8, 9, 10, 11. 11 tane sarı bilye eklemişim. 11x, 11 tane diyorum. 11x tane. X'i de 3 bulmuştuk. 11 çarpı 3'ten 33 benim doğru cevabım arkadaşlar. Haydi devam. Evet, geldik 19. soruya. Aynısı bu cumartesi günü, bu 2 gün önce mi? Aynen, 2 gün önce şey açı denemesinde de vardı arkadaşlar. Kanalı incelerseniz orada da çözmüştüm. Yani denemeleri elimden geldiğince fırsat buldukça çözmeye çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Evet, ne diyor? Şehirler arası otobüste seyahat eden Fikret otobüsün ortalama hızını saatine bakarak hesaplamak istiyor. Saatte ilk baktığı anda yanından geçtiği tabela şekil 1'de, ikinci kez baktığı anda yanından geçtiği tabela şekil 2'de gösterilmiştir. Fikret ikinci kez baktığında saatin 14:45 olduğunu görüyor. O zaman biz şöyle bir yol çizelim, değil mi? Şimdi bizim orada da açı denemesinde de böyle yapmıştım. Şöyle bir araba çizmiştim arkadaşlar, tatlış tatlış. Oh, çok güzel oldu. Ha, bak orada da çizmiştim. Burada arabamız. Burada Ankara. Şurada Konya. Şurada da abim de Konya'da arkadaşlar. O da öğretmen. Onu da buradan selam söyleyeyim bari. Videoyu da atayım da bari izlesin. Hani orada selam söyledim ya. Canım abim benim. Evet, Konya. Bu da Kayseri. Okey. Şimdi bak. Hacı Emmiler, bakın. Şimdi buradasın ama dokunamıyorum. Çok saçma gibi bir şey oldu yani burada. Buradasın. Ankara'ya 230 kilometren var arkadaşım. Konya'ya 500. Buradan Konya'ya 500. Yani burası 270 kilometre mi var yani? Şurası 270 kilometre. Doğru mu arkadaşlarım? Tamam. Peki, peki anladık. Şimdi ne diyor? Saatin diyor. Saatin diyor. Hani Konya'ya 500 diyor. Saatin diyor 14:45 olduğunu görüyor. İkinci kez baktığında. Şimdi arkadaşlar,
ilk baktığı andan ikinci baktığı ana kadar otobüs aldığı ortalama hız neymiş? 90 kilometreymiş. Şimdi arkadaşlar 90 kilometrede bu adam ne kadar gider diye düşünüyorum, tamam mı? Şimdi 90 kilometre ilk kez baktığı anda saat kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlarım. İkinci kez baktığımda Konya'ya 50 kilometre mi kalmış arkadaşlar? Yani ikinci kez baktığında araç şurada arkadaşlarım. Bıdık 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 hop hop. Şöyle bir aracımız var bizim, değil mi? İkinci kez baktığında. Konya'ya kaç kalmış? 50 kilometre. Zaten Konya'yı geçtikten sonra arkadaşlar her zaman her yere gidebilirsiniz. Konya'da ölüm var yani. Git bitmiyor yani. Ben Hataylıyım mesela. Hatay'dan Aydın'da görev yapıyorum. Ben de öğretmenim. Aa, çok ne garip. Hatay'dan Aydın'a gelene kadar Konya'dan geçince zaten Aydın'dayım diyorum. Konya'dan geçince Hatay'dayım diyorum. Öyle bir yer yani Konya arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman 50 kilometre var diyor ikinci kilometre. Ana, o zaman burası 220 kilometre çünkü tamamı 270'ti. Burası 220, burası 230. Yani bu adam buradan buraya kadar 450 kilometre gitmiş. Saatte 90'la gitmiş. Demek ki bu T'yi bulabilirim. Bu T dediğim şey, böldüğüm zaman T'nin 5 olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? T 5 ise arkadaşlar demek ki bu 5 saatte buraya gelmiş. Yani şu an ikinci kez baktığında 14:45 ise saatimiz. İlk baktığında bundan 5 saat öncedir arkadaşlar. Bundan 5 saat önce saat 9:45'tir. 9:45'te bakmış, 5 saat sonra bir bakmış, şu kadar kilometre gitmiş. Sağ olsun hesaplamış. Açı denemesinde de bunun bir tık daha zoru sormuşlardır. Onu da sormuşlardı. Onu da incelemenizi isterim. Son attığım cumartesi günkü video. O da güzel bir TYT denemesiydi. Haberiniz olsun. Haydi devam. Evet, geldik 20. soruya. Ne diyor? Bir gün içerisinde A, B ve C hastanelerinde bir virüs testinin yapılan kişilere kaçında pozitif çıktı? Şu kadar yapıyorsun, pozitif şu kadar çıkıyor. Diyor ki bu testten en fazla C hastanesinde yaptırılırken en az B hastanesinde yaptırılmıştır. B hastanesinde test yaptırılan her 6 kişiden 4'ünün pozitif çıkarken, şimdi B hastanesinde her 6 kişiden 4'ü pozitif. Arkadaşlar B hastanesinde 6 kişiden, B'deyiz şu an, 6 kişiden 4'ü pozitif. Arkadaşlar B hastanesinde kaç pozitif var? 40 pozitif var, doğru mu? 40 pozitifse kaç kişi? Bu soru işaretini ne yaparız? 40 çarpı 6'dan 240 bölü 4'ten 60. Doğru mu? Yani ne? 60 test. Doğru mu arkadaşlar? 60 test yapılmış burada. 60 test. 6 kişi pozitif oluyor. Bu 60 testte 40 pozitif olmuş. Okey. Şimdi bu okey. Ne diyor? Ne diyor? B hastanesinde 4 pozitif. C hastanesinde test yaptırılan her 3 kişiden birinin pozitif. C'ye bakalım abicim. C'ye bakalım. Ne diyor Can Nikolay C'de? 3 kişiden biri pozitif. 3 testten yani. 3 testten bir pozitif. O zaman biz ne biliyoruz arkadaşlar? C'de kaç pozitif var? 40 pozitif var. Doğru mu? Yani ne kadar test yapılmış? 40 çarpı 3'ten bölü 1'den yani 120 test yapılmış. C'de 120 test var. Doğru mu arkadaşlar? Okey. Diyor ki buna göre diyor A hastanesinde test yaptıranlarından sonucu negatif çıkanların sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değer. Şimdi arkadaşlar A hastanesinde maksimum nedir arkadaşlar? En fazla C'de yaptırılırken en az B'de yaptırılmıştır diyor. Yani en fazla 119 test yapılmıştır. Burada 120 var ya, 119 test yapılmıştır. Doğru mu?
119 testte kaç pozitif var? 50 pozitif. Yani 119'dan 50 çıkarırsam arkadaşlarım 69 negatif. Bu max, değil mi? Minimumunu bulalım arkadaşlarım. Minimumda en az burada 61 test yapılmıştır arkadaşlar. Neden hocam? Burada 60 ya, bu da en azdı. O yüzden bu da en az 61. 61 testten 50'si pozitifse çıkartırsam demek ki 11 negatif. Demek ki bu da min arkadaşlar. O zaman ne oldu canlarım? Bana diyor ki max'la min'in toplamı 69 artı 11'den 70-80 mi oldu? Doğru cevabımız Bursa. Geldik 21. soruya. Ne diyor? Kulla kulla. Ay, Lale elindeki 600 gram un, 450 gram ve 360 gram şeker falan vermiştir. Tamam, hazırlayacak. Bu karışım için un, irmik ve şeker miktarları bu oranda belirliyormuş. Eyvallah. Şimdi bak, kritik cümle burası. Ne diyor? Ne diyor burada? Diyor ki Lale diyor hazırlığını bitirdiğinde helva karışımı için kullanmadığı un miktarı şeker miktarından, kullanmadığı şeker miktarından 30 gram fazladır. Şimdi o zaman başlayalım. Kullanmadığı şeker miktarı x gramsa, kullanmadığı un miktarı x artı 30 gramdır. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Bu cepte. Şimdi ne diyor bize? O zaman şöyle diyebiliriz. Bu oranda yaptığı için kullanmadığı şeker miktarı bu. Kullanmadığı un miktarı bu. Kullanmadığı un miktarı x artı 30'sa kullandığı un miktarı nedir arkadaşlar? Un toplamda neydi? 600'dü. 600 eksi 600 eksi x eksi 30 desem. Hani parantez içinde x artı 30 dağıttım x'leri. Ne etti arkadaşlar? 570 eksi x. Bu kadar kullanmış, değil mi arkadaşlarım? Bu kadar kullanmış. Güzel. Peki kullandığı şeker ne? Kullandığı şeker. Kullandığı şeker de şeker 360'tı. X'ini kullanmamış. Demek ki kullandığı şeker de 360 eksi x'tir. Peki arkadaşlar şuraya odaklanırsan şuraya odaklan. Bunlar kullandıkları değil mi? Bunlar kullanma oranları değil mi? Neyin neye oranı arkadaşım? Unun şekere oranı. Un şeker. Un şeker. Yani 6 bölü 3'müş canlarım. Okey, o zaman burası 2'dir. Çarparsam arkadaşlar 570 eksi x eşittir 720 eksi 2x midir abi? Şunu şuraya attım, şunu şuraya attım. X dediğim şey 150 mi geldi buradan? Yani 150 kullanmamış. Değil mi? 150 kullanmadı. Şurada. 150 kullanmadıysa lale irmiğin kaç gramını kullanmamıştır? Bakalım. Şimdi 150 kullanmamışsa arkadaşlar 360'tan 150 giderse nedir canlarım? 210 mudur arkadaşlar? Doğru mu? Şimdi 210 kullandı. Doğru mu? Peki 5 oran değil mi canlarım? 5 oran. Bakayım. Aynen. Yok hayır pardon. 5 oran değil. 3 oran değil mi? Şekerden bahsediyoruz. Şeker. 3 birim 210'a tekabül ediyorsa 1 birim 70'tir. Değil mi canlarım? Şimdi 1 birim 70'se arkadaşlar 5 birimlik şeker kullanacaksa 5 çarpı 70'ten nedir arkadaşlarım? 350 ne kullanılmış?
5 birimlik şeker dedim orada, özür dilerim. İrmik kullanılacaksa 350 irmik kullanılmış. 350 irmik kullanılmış. 450 irmiğimiz vardı. 450 eksi 350'den 100 irmik kullanılmamış. Yani doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet, geldik 22. soruya. Düzenek verilmiş arkadaşlar. Düzenekteki en üst hani hazneye toplar konuluyormuş. A, B ve C yazan kutulardan birinin içine düşmektedir diyor. Okey. En üstteki haznelerden birine 10 tane, diğerine x tane. Mesela buna 10 tane, buna x tane atıyor. Top konulduktan sonra B kutusuna düşmeyen 20 top varken, yani B kutusuna düşmüyorsa A ile C'ye düşüyordur. Doğru mu? Yani şöyle yazabilirim. A artı C 20. Sonra C kutusuna düşmeyen 12 top. Yani ne yazabilirim? A artı B 12. Şimdi arkadaşlar neyi soruyor bize? C kutusuna, A kutusuna düşen top sayısından daha fazla top düştüğüne göre. Yani C büyükmüş A'dan. Güzel. X en az kaçtır? Şimdi C A'dan büyükse ben şu A'ya verebileceğim maksimum, mesela 10 var ya burada. A'ya ne vereyim arkadaşlar? Verebileceğim maksimum sayıyı vereyim. 9 diyeyim. Niye? Çünkü burada 10 dersem buraya düşmeyecek o zaman, değil mi? Buradakiler buraya düşecek. Yani bakalım. A'ya, pardon, bir de şöyle bir şey var. A'ya 10 dersem burada, çünkü buradakiler düşebilirdi. A'ya 10 dersem bu da 10 olur. C A'dan büyüktü. Olmaz. Demek ki A'ya maksimum ne verebilirmişim arkadaşlarım? 9 verebilirmişim. A'ya maksimumu verdiğim zaman arkadaşlar buraya 9 aktı gitti. Şurayı minimum yapacağız ya canlarım. O yüzden salladım, buraya gitsin buraya. A 9 iken arkadaşlar hepsi sarpa sarıyor. 3 A 9 iken C 11, değil mi? A 9 iken B 3 C 11. Canlarım benim şey ne? X'im ne olması gerekir o zaman? 11 3 de burada arkadaşlar. Ne etti? 11 3 daha 14. Ama şu an gördüm. Burada 9 vardı ya arkadaşlar. Ne oldu? Bu buradan burada 10 top vardı. Bu 10 toptan 1 top buraya geldi. Doğru mu? Yani 2 top var burada. 11 burada, 2 burada. Evet, şimdi oldu. 11, 2 daha 13 arkadaşlar. En az 13'tür canlarım. Oy, doğru cevap Denizli. Kardilopili koçkolar, anladınız inşallah. Hani dedik ya, bak, bir 9'unu buraya atarsam biri buraya gelir. Biri buradaysa arkadaşlar, toplam 3 top varsa ikisi burada, buradan gelmiştir. 11'i de burada vardı. Toplamda ona ne oluyor lan? Sakin sakin sakin. Bazen benim bilgisayar böyle oluyor ya. 11 burada vardı. 11, 2 daha 13. Doğru cevabımız Denizli. Evet, geldik 23. sorumuza arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Bir şunları bir yazalım. Her birinin ağırlığı 15 gram olan cevatalar A makinesinde. O zaman yazalım. A makinesi, değil mi? Ne? 15 gramlık 5 dakikada 10 civata. Doğru mu canlarım? B makinesi 20 gramlık 6 dakikada 8 civata. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle sorular sorulduğu zaman, soru tipi zaten, direkt şu dakikaları şey yapın. Usta, çırak. Aynı soru. Mesela usta 5 dakikada 10 masa çıkarıyor. Çırak ne bileyim 8 dakikada 7 masa çıkarıyor falan filan, aynı sorular. Yani bunu bir dakikalara aynı yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden ne yaptınız? Şurayı 6 ile şurayı 5 ile genişlettik. Ne oldu arkadaşlar artık? A makinesi 15 gramlık 30 dakikada 60 civata.
Doğru mu arkadaşlar? Yani toplamda kaç gram? 60 civata 15 gramdan. 60 çarpı 15'ten 900 gram. Doğru mu? Okey. Şimdi B'ye geldik. B makinesi 20 gramlık. 5 ile genişlettim. 6 kere 5 yine 30. 30 dakikada. 8 kere 5 40 civata. Peki hemen ne diyeceksiniz arkadaşlar? 20 gramlık 40 civata 20 çarpı 40'tan 800 gram. Doğru mu arkadaşlar? Peki yani ben şu sonuç olarak 30 dakikada, çünkü ikisi ayrı ayrı çalışıyor ama aynı süre işliyor. 30 dakikada toplamda 1700 gramlık civata üretmişim. Doğru mu? Bana diyor ki bu iki makine çalıştıktan kaç saat sonra 3,4 kilo olur. Zaten 3,4 kilo demek 3400 gramdır. 30 dakikada 1700 çıkarmışım. Demek ki 1 saatte 60 dakikada yani 3400 gram çıkaracağım. Yani doğru cevabım Denizli. Evet, geldik 24. soruya. Ne diyor? Bir çikolata imalatçısı 80 eş büyüklükteki çikolatalardan oluşan bir kutu çikolatanın kutusunun satış fiyatına zam yaparken önce kutuya koyduğu çikolataların her birinin gramajını %4 azalttıktan sonra aynı cips şeyleri gibi olmuş. Yemin ediyorum yıllarca hep azalttılar. Yakında boş havayı satacaklar bize. Neyse, saygın azaltıyor. Bir de diyor ki etiket fiyatına %20 zam yapıyorum. Ya sen Allah, senin Allah'ın var mı be? Neyse, sakinim. Hadi çözelim arkadaşlar. Minnoş minnoş. Neyse, ne diyor? Tamam, dediklerini yapmaya çalışalım. Kendi kendimize şöyle desek arkadaşlar. Mesela 100 gramlık çikomuz var elimizde. Çiko deyince Avrupa yakası geliyor aklıma. Bilmem siz bilir misiniz? Biliyorsanız söyleyin. Hani bilmiyorum, bazen ben espri yapıyorum bizim dershanede mesela. Artık aynı şeylere gülmüyoruz. Üzülüyorum, yaşlandığımı hissediyorum, üzülüyorum. Ama ben mesela güldüğüm şeyi söylediğim zaman gösteriyorum mesela videosunu falan. Aa, güzelmiş hocam, nereden biliyorsunuz bunları? İşte biz bunlarla büyüdük falan diyorum. Böyle bir anımdı işte. 100 gramlık Çiko, kendim yazdım bunu. Tanesi 100 TL olsun. Dolar olmuş kaç lira olacak tabi. 100 gramlık çikolatalardı. Tadelleler düşünün, 100 gramlık paketlerde. Tanesi de bu tadellelerin 100 TL olsun. Tamam mı? O zaman buradan ben şunu anlar mıyım? Şunu şöyle birazcık şuraya alayım. O zaman ben şuradan şunu anlar mıyım arkadaşlar? 1 gramı 1 TL. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Burada gram hesabından giderseniz rahat olur sizin için. Zaten 80 falan fark etmez. Zaten çarp çat diye arttırdığı için hiç anasını belliyor. Şimdi bak, etiket fiyatını ne yapıyormuş? Tanesi 100 TL diyeyim şuraya. Etiket fiyatını %20 arttırıyorsa arkadaşlar, artık tanesi kaç TL oldu arkadaşlarım? %20 arttığı için tanesi 120 TL. Bu her birinin gramajını ne yapmış minnoş sağ olsun, %4 azaltmış. Yani 100 gramda artık ne oldu arkadaşım? 96 gramlık çikomuz var. O zaman 1 gramı ne oldu arkadaşlar? 1 gramı 120 bölü 96'dan 120 bölü 96'dan 1,25 TL artık. 1 liraydı. 1 lira 25 kuruş oldu artık. 1 gramı. Altın gibi maşallah. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1 liraydı. 1 lira 25 kuruş olduysa demek ki %25 arttı. Zaten o yüzden böyle sayılar veriyorum. Rahat olsun diye. Bir daha yüzdeliğini ayrı ayrı hesaplamayayım diye. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Evet, 25. sorudayız. Diyor ki navigasyonun konumunu vermiş. Yavuz'un okula olan uzaklığının okulun markete olan uzaklığına oranı 3 bölü 5. Yani Yavuz'un okula olan uzaklığına
3K, 5K ya da daha güzel birazdan bölmekle uğraşmamak için 6'ya 10 desem sıkıntı olur mu sizin için arkadaşlar? Yani şuraya ben 6K desem okulun markete uzaklığı buradan burası 10K mıdır? Aynı oran değil mi? Ha 3 bölü 5, ha 6 bölü 10. O zaman buraya 4K mı kaldı arkadaşlar? Güzel. Peki Canikolar, Yavuz'un çocuk parkına olan uzaklığının Yavuz'un okula olan uzaklığına oranı 3 bölü 2. Yavuz'un okula olan uzaklığına oranı 3 bölü 2. Bu 6K değil miydi arkadaşlarım? Kaç katı? 3 katı. Demek ki bu da 9K. Doğru mu? O zaman Yavuz'un çocuk parkına olan uzaklığı 9K'ymış. Diyor ki aynı büyüklükte 540 adım atarak çocuk parkına gidebildiğine göre çocuk parkı 9K'ydı. Yani 9K dediğim şey 540'mış. K dediğim şey arkadaşlarım 60'mış değil mi? Bana diyor ki aynı büyüklükteki adımlarıyla kaç adım atarak markete gidebilir? Yavuz kaç adım atarak markete gidebilir? 4K'ydı. 4 çarpı 60. 6 kere 4'ten 24. Doğru cevabımız Bursa canlarım. Evet, geldik 26. soruya Canikolar. Şimdi diyor ki bana bir otogaleride satılacak olan araçların renk ve kullanılan yakıt türüne göre tablo verilmiştir diyor. Eyvallah. Bu galerideki araçlardan bir kısmı satıldıktan sonra kalan araçlarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir diyor. 10 tanesi kırmızıdır diyor. 10 tanesi kırmızıysa arkadaşlar demek ki 12, 9 daha 21. 10 tanesi kırmızıysa arkadaşlar demek ki 11 tane kırmızı satılmış. Doğru mu? Mantıklı. Kırmızıdan 11 tane, 11 tane kırmızı satıldı. Tamam. Çünkü niye? 10 tane kırmızı kalmış. 12 tanesi dizel ile çalışıyor. 12 tanesi dizel ile çalışıyorsa dizeller buydu. Demek ki 12 artı 6'dan yani 6 tanenin satılmış olduğunu gördünüz. Dizelden 6 satıldı. Çünkü hani şunu gittiğini düşün 12 tane kaldı öyle düşün. Dizelden 6 satılmış 12 kalmış. Sonra diyor ki mavi renkli araçlardan sadece benzinle çalışan araçlar satılmıştır. Mavi renkli araçlardan sadece benzinle çalışan araçlar satılmıştır. Mavi renkli araçlardan sadece benzinle satılmışsa demek ki bunlara dokunulmamış. Bu dokunulmamışsa arkadaşlar buradan değil buradan 6 gitmiş. Dizelden 6 satılmıştı ya. 12'den 6 satılırsa arkadaşlarım 6 tane dizelimiz kalır. Doğru mu? Peki ben ne biliyorum arkadaşlar? Kırmızı olarak toplamda 11 tane satılmadı mı? 6'sı burada satıldığına göre arkadaşlar 5'i burada satılmıştır. Değil mi? 5'i burada satılmıştır. 4'ü kalmıştır arkadaşlarım. Doğru mudur? 6, 5 daha 11'dir çünkü. Yani 4'ü burada kaldı. Bana ne soruyor? Buna göre kaç tane kırmızı renkli benzinle çalışan araç satılmıştır? 4 tane 4 tane kalmış. Ay gidiyordu bak. 4 tane kaldı, değil mi? 5 tane satıldı. Doğru mu arkadaşlar? 6, 5 daha 11 çünkü. Aynen. 5 tane satıldı arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Vallahi az kalsın gidiyordu. Çünkü geçiyorum, geçtiğim zaman bir daha arkama bakmıyorum. Ardına bakmayı oldu diyorum yani. Kader almayan seni gelmedi beni benden. Ay konuşamadım. Haydi devam. Geldik 27'ye arkadaşlar ya. Vallahi iyi ilerledik. Şimdi burada demiş çeşitleriymiş birinci grafik. İkinci grafikte aynı günde satılanların grafiğiymiş. İyi güzel. Hemen zaten şu 160, şu 120 arkadaşlar topladım. 200'miş, 80. 280 ise arkadaşlarım buranın ne olması lazım? 360'a eşit olması için 80 yani 40-40. Bura 40, bu da 40. Tamam, bunu yazalım ilk önce. Sonra diyor ki bana arkadaşlar bu oyuncaklardan D ve C'den eşit sayıda satılırken
yazılmış. Satılan A oyuncakların sayısı B oyuncakların sayısından 20 adet fazladır. Bak burası kritik cümle. Ne diyor? A oyuncakların sayısı B oyuncakların sayısından 20 fazla. A'nın 20 fazlalığı var. Aralarında kaç derece oynuyor arkadaşlar? 40 derecelik fark var. Yani 40 derecelik fark 20 oyuncağa tekabül ediyor. 20 oyuncak. Demek ki her 2 derece 1 oyuncak. Diyebilir miyim arkadaşlar? Her iki tarafı 20'ye bölersem 2 derece 1 oyuncak. Oh, mis. Allah'ına kurban. 2 derece 1 oyuncaksa burada 160 derece ise demek ki burada 80 oyuncak satılmış. Demek ki burada 60 oyuncak satılmış. Demek ki burada 20 oyuncak, burada da 20 oyuncak satılmış. Güzel, temiz. Diyor ki bana, bugün de üretilen oyuncakların günün sonunda dev oyuncakların 3'te 1'i satıldığına göre. 3'te 1'i, nerede lan bu? Hangisiydi lan? D ve C'den eşit sayıda. Yani şurası D ve C. 3'te 1'i 20'ye tekabül ediyorsa arkadaşlar. 3'te 1'i 20'ye tekabül ediyorsa demek ki bunun 3 katı tüm oyuncakların yani tüm oyuncaklara verecek değil mi? 3 katı. O zaman burası 60 olması lazım değil mi? Oh, 60 dereceye 60 oyuncak. En sevdiğim. Bu 80 oyuncak. Bu 100 oyuncak. Bu da 120 oyuncak demek ki. Ay, yoruldum da boğazım ağrıdı. Saat gece 4 arkadaşlar. İnşallah yararlı oluyordur. Şimdi ne diyor, satıldığına göre A oyuncaklarından kaç tanesi satılmamıştır? Arkadaşlar 100 tane oyuncak vardı. 80'ini satmışlar. Demek ki 20 tane. Niye 100'den 80'i çıkaramadım? Ne yazık ki bana, çıkaramadım arkadaşlar. 100-80'den 20 tane oyuncak satılmamıştır. Doğru cevap Ceyhan. Evet, kaldı sonuç sorumuz. Yani bugünlük arkadaşlar sonuç soru. Bari matematiği bitireyim. Öyle geometriyi ayrı bir videoda atarım. Daha güzel olur benim için. Ayrı ayrı. Geometri zaten, geometri bir aşktır. Ben bayılıyorum geometriye. Yani matematiği de seviyorum ama geometri kadar değil. Ben namı diğer geometrici Yetiko. Haydi bakalım. Ha, tabii matematikte çözüyoruz işte, ne yapalım. Şimdi ne diyor? Bir kısmı tren veya otobüs kullanarak, bir kısmı ise yaya olarak iş yerine gitmektedir diyor. Okey. Bak bu tarz sorularda hemen bir kere 40, 58, 20. Topla abi hepsini. 60, 118 mi? %118 nasıl bir şey? Demek ki fazlalık ne? 18. Demek ki %18'lik hem tren hem otobüs kullanıyor arkadaşlar. Hem tren hem otobüs. Tamam? Yani fazlalık ikisinin kesişimidir yani. Okey, bu cepte. Peki o zaman 18 çıkarın arkadaşlar 40'tan. 40'tan 18 çıkarırsak 22 midir canlarım? %22 tren mi? Güzel. 18 çıkar abi. 40 mı? %40 otobüs mü? Otobüs. Tamam. %20 zaten yaya. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki yalnızca otobüs kullanan her bir kişiye aylık 200 TL. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Otobüs aylık 200. 200 TL. Sonra yalnızca tren kullanan aylık 250 TL. 250 TL. Hem tren hem otobüs kullanan 400 TL. 400 TL. Değil mi canlarım? Güzel. Diyor ki bana
hem tren hem otobüs kullanımına ödenen toplam yol ücreti şöyle düşünün, 18 kişi 18 kişi 400 TL ödeniyor bunlara. Doğru mu? Tamam. Toplam yol ücreti bu. Sadece bir araç kullananlara ödenen toplam yol ücretinin. O zaman ne diyeceğiz? 22 çarpı 250 artı 40 çarpı 200. Doğru mu canlarım? O zaman buradan toplamda ne gelmesini beklersiniz arkadaşlar? 13.500 geliyor. Değil mi? Toplamda 13.500 geliyor. Bana ne diyor? Kaç katıdır? Bu bunun x katı değil mi arkadaşlar? Sadece bir araç kullanan ödenen toplam yol ücretinin kaç katıdır? Yani pardon. Bunun kaç katı bu? Değil mi? Bunun kaç katı bu? Yani 13.500 çarpı x eşittir 18 çarpı 400. Doğru mu? Bu 13.500. 13 çarpı 500 değil ha. Tamam. Şş, hop hey. Okey. Şunu şöyle sileyim istersen de. Neyse söylediğim için artık sıkıntı yok. Yani ne diyeceksiniz? 18 çarpı 400. Çarpmamak için, uğraşmamak için böyle yaptım da. 13.500. Ne oldu Canikolar? Şu 2 sıfır. Şu 2 sıfır. Kaça bölelim lan? 5 değil, 3. 3'e böldüm. 45, 3'e böldüm. 6, 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? 3'e böldüm. 15. Doğru mu? 4 kere 2, 8. 8 bölü 15 benim. Doğru cevabım Canikolar. Haydi devam. Evet, geldik 29'a. Bir sinemada A ve B salonlarında aynı anda oynatılan birbirinden farklı iki film için Mirza, Akın, Dilek ve Mete isimli dört arkadaş birer bilet alacaklardır. Evet, bu arkadaşların tümü aynı film için bilet alamayacağına göre kaç farklı şekilde bilet alabilirler? Şimdi arkadaşlar, yani benim kendim adıma söylüyorum, dikkat etmem gereken ya da şöyle söyleyeyim. Elimde şimdi cevap anahtarı olmadığı için ne olur ne olmaz bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim size. Bakın bir hatam varsa arkadaşlar yorumlara lütfen yazın. Hani ben de göreyim. Çünkü yani burada illaki sıkıntı olabiliyor yani. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Bir mantıksız bir şey varsa yorumlara yazın, tartışalım, bakalım, anlaşalım diyelim. Okey? Söyleyip başlayayım. Zaten bütün sorular için şu an dediğim gibi cevap anahtarı olmadığı için hani yazın bakın, hani yanlış bir şey yaptıysam, işlem hatası yaptıysam falan beni uyarırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir cevaplarımı kontrol ederseniz mutlu olurum. Haydi başlayalım. Ne diyor? A ve B salonlarında aynı anda oynatılan birbirinden farklı iki film için bunlar varmış. Bu isimli dört arkadaş birer bilet alacaktır. Bu arkadaşların tümü aynı film için bilet almayacağına göre. He, yani A salonu var, B salonu var. Doğru mu? O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlarım. Mesela dört kişi var değil mi elimde? Dört kişi. Dört kişiden bir kişini A salonuna atsam, geri kalan üç kişiyi de B'ye atsam. Yani bu dönüyor zaten illa. Hocam burada yani şunu yapmayacağız mı? Mesela Mirza geldi. Akın, Dilek, Mete buraya gitti. Bak işte bak ne kadar. Bak şu an bak şimdi sana açıklayacağım her şeyi böyle kafan. Bunu yazdıktan sonra sanki eksik bir şey varmış gibi düşünüyorsunuz ya. O beni geriyor yani. Bak bu ne? 4. Bu ne? 1. 4 çarpı 1'den 4 değil mi? Bak bunu geri sileceğim, devam edeceğiz çünkü. Bu 4 değil mi? Bak şimdi Mirza buradayken diğer üçü mü burada? Akın buradayken diğer üçü burada. Dilek buradayken diğer üçü burada. Mete buradayken diğer üçü burada. Ana bak hepsi için döndü mü? Kaç tane oldu? 4. Bak 4 durum var zaten. Hani inşallah anlamışsındır, anlatabilmişimdir, ne bileyim. Neyse devam edelim. Artı şimdi 4 kişiden 2 kişiyi bir salona koydum. Diğer ikisini de
diğer salona koydum. Artı 4 kişiden 3 kişiyi bir salona, ya A'ya ya B, fark etmez yani. Hocam A'ya koyduk, bir de bunun iki katı olmayacak. Hayır. Olmayacak abi. Burada kombinasyon yapmak ne demek? Kombinasyon bütün olasılıkları, bütün durumları döndürmesi demektir. 4'ün üçlüsü 3 kişiyi bir salona koydum mesela buraya. 1 kişiyi de buraya gönderdim. O zaman ne oldu? Burası 4 çarpı 1 artı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 artı 4'ün üçlüsü 4 çarpı 1. Bu da ne oldu? Burası 4 artı 12 değil 6 artı 4. Toplamda 14. Ya bu kadar konuştum. Umarım doğru yapmışımdır. İyi, doğru cevabımız Edirne. Haydi gel son sorumuza geçelim, matematiği. Evet canlarım, şimdiden söyleyeyim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu soruyu da yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar, bir olasılık sorusu. Cevaplarımı kontrol ederseniz, hatam varsa ben hata yapabilirim, benim için sıkıntı yok. Bundan böyle böbürlenecek biri değilim, ben nasıl hata yapalım diye. Yapabilirim yani, açıkça söyleyeyim arkadaşlar, deneme bu. Gece vaktim oluyor, oturuyorum, çözüyorum. Çözdükten sonra da videosunu çekiyorum. Yani elimde cevap anahtarı olsa dikkat ederim ama yok. O yüzden hani ya bana güveneceksiniz. Bazen hata yapabilirim, o yüzden söyleyeyim yani. Ya da cevap anahtarını bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yine neyse, tartışırız. Belki yaptığım doğrudur. Belki cevap anahtarı hatalıdır. Fazla çıkmıyor tabii cevap anahtarının hatalı olduğu ama. Hadi gelin bakalım. Ne diyormuş bu? Niye bunlarda konuştum? Çünkü en fazla bunlarda hata yapma olasılığım var. Olasılık ve kombinasyonda hata yapma olasılığım var. Ondan bak düşün. Ne diyor? Aşağıda özdeş küp biçiminde 7 koli yan yana veya üst üste konularak oluşturulan bir yapı gösterilmiştir. Bu kolilerden 2 tanesi rastgele seçiliyor. Okey. Daha sonra seçilen bu 2 koli aynı anda alınacakmış. Seçeceksin, sonra da alacaksın. Buna göre koliler alınırken alınmayan kolilerin konumlarının değişmeme olasılığı kaçtır? Anladım herhalde. Bakalım. Şimdi bir kere 7 koliden 2 tanesini seçeceğim. Doğru mu arkadaşlar? 7'nin ikilisi. Yani inşallah doğrudur. Şimdi 7'nin ikilisini aldım arkadaşlarım. 2 tanesi rastgele seçiliyormuş diye. Tüm durum bu. Şimdi üstte ne yazacağım? Şimdi düşünelim beraber. Ne diyor ya? Beraber düşünelim. Buna göre diyor. Koliler alınırken alınmayan kolilerin konumlarının değişmemi. Mesela. Bak bunu alırsam konum değişir. Bu buradayken aşağı iner. Doğru mu arkadaşlar? Tamam. Demek ki bunu almayacağım ya da bunu almayacağım. Pıt diye aşağı iner. O yüzden ne yapacağım? Ne yapacağım? Hemen düşüneyim. Mesela arkadaşlar, birinci durumda bu ikisini alabilirim. Bak değişmedi. Doğru mu? Mesela bir durum bu. Bir. Ya da şunu sildim. Ya da ne yapabilirim arkadaşlar? Şu ikisini alabilirim. Bunlar bak aynı kaldı. 2 etti. Ne etti başka? Şu ikisini alabilirim dedim. Ya da bak. Bununla bunu alsam, bu ikisini seçtim. Bak değişmedi diğerlerinin durumu. 3 etti. Ya da bununla bunu seçsem 4 etti. Ya da bak şimdi çaktım sanki köfteyi. Bununla bunu seçsem 5 etti. Ya da bununla bunu seçsem ne etti? 6 etti. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi tekrar sayacağım arkadaşlar. Ben de başka bir şey göremedim şu an, fark ettiyseniz. Hadi sayalım. Renk renk yapalım mı? Daha güzel anla diye. Siyah aldım. Birinci durum. Şu ikisi. Tamam. Ya da şöyle yapayım.
Bu bir. Ya da bu iki. Ya da bununla bu üç. Ya da bununla bu dört. Ya da bununla bu beş. Ya da bununla bu altı. Başka bir durumda bence konum değişir. 6 bölü 7'nin ikilisi demek istiyorum. Bakalım şıklarda var mı? 6 bölü 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Doğru mu arkadaşlar? Bu 6 ile bu 6 gitti. Bu 2 de ne oldu? Yukarı çıktı. Vallahi var. Allah zorumuzu hayretsin. 2 bölü 7 doğru cevap. İnş canım ya deyip size yorumlara davet ediyorum arkadaşlar. Düşüncemde bir yanlışlık varsa beni uyarabilirsiniz canikolarım. O zaman beni dinlediğiniz için kendinize iyi bakın. Allah'ım yarabbim. Gece 4'te böyle oluyor. Minnoşlar kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuşumdur. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kanala bakarsanız arkadaşlar diğer denemeleri de çözdüm. 3-4-5 denemesi, açının genel denemeleri falan. Onlar da güzel denemeler. İnceleyin, güzel sorular var. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.